Kredi notlarındaki artış risk primindeki düşüşte etkili oldu. Kredi risk primi pandemi öncesi seviyeye döndü. Şimdi gözler gri listede. Türkiye'nin gri listeden çıkacağı beklentisi piyasada fiyatlanıyor. Yabancı yatırımlarının artması da bekleniyor. Primleri düştü. Kredi notları yükselişe geçti. Şimdi gözler gri listeden çıkış sürecinde. Türkiye gri listeden çıkıyor. FATF isimli kuruluşun Türkiye ile ilgili 2-3 yıl önce almış olduğu kararı tekrar düzeltiyor şimdi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 276 bas puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyede. Bu gerileme kredi notlarına da yansıdı. Fitch özellikle bu işe öncülük etti. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırışı konusunda. Burada işte B'den B artıya yükseltti. Bu çok önemli. Görünümü de durağından pozitife çevirdi. Şimdi bu Fitch tabii ki. Bunun işte Moody's tarafı var. Bir de S&P var. Yavaş yavaş onlar da benzer adımları atacaklar. Kredi notları pozitif dönerken yabancılar da alıma geçti. Yabancının tahvil alımı 2 haftada 1 milyar 364 milyon dolar oldu. Türkiye'nin gri listeden çıkacağı beklentisi piyasada fiyatlanırken yabancı yatırımlarının da artması bekleniyor. Mali eylem görev gücü Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağını gelecek ay karar verecek. Türkiye bu konuda özellikle gri listeyle ilgili olarak iki önemli konuda adımlar attı. Bir konu, yani birinci konu, kara paranın aklanması ile ilgili bankacılık sisteminde çok sıkı regülasyonlar getirildi zaten. İkinci konu da kripto piyasayla ilgili, kripto paralarla ilgili adım. Uzmanlara göre Türkiye'nin gri listeden çıkış süreci Haziran'da tamamlanacak. Kanun tasarısı hazırlandı ve yakın zamanda kabul edilecek, uygulamaya geçecek. Dolayısıyla Türkiye muhtemelen Haziran'da gri listeden çıkmış olacak.